Egemen'in az önce bahsettiği markadan ziyade bu markanın üzerinde arkadaşlar gördüğünüz üzere bir emzik. Aslında bunları tercih etmemiz gerekiyor. Bak yani sebebi bunun gerçekten önemli. Normal bizim çantalarımızın hepsinde bu var. Ama dikkat ettiyseniz biz diğer markalardan da küçük miktarda koyduk. Arkadaşlar Survivor durumunda hayatı idame konusunda kullanılacak olan tüm malzemeler uluslararası standardı tek eldir. Evet. Tek el olmasının yani tek elle kontrol etmenizin nedeni diğer elinizin Allah korusun kazada, deprem anında veya ya da doğada yaptığımız vesaire sakatlanma durumunda kullanamayacak durumda olursanız bu tarz suları tek elle açıp bunu tüketebilirsiniz. Bunu nasıl olacağını bir görelim mi? Tek elle nasıl oluyor? Bir gösterir misin? Aşağı mı? Tabii ya. Ama miadı geçmiş olacak. Geçsin yenisini al yani. Yok onu şimdi açmıyorum. Arkadaş adam bir suyu açmadı ya. Bak bunu yayınlarım ha. Yok bunu açmıyorum şimdi. Aç ya onu. Ben açmanı istiyorum. Açayım bir hatta burada... bir bardağı doldur. Burada yani açılmışı nasıl, var. Bunu nasıl yapacağımı gösterdi. Aynı markanın burada açılmışı ama var. Ama o emziksiz. Bu emziksiz evet. Aç emziği buna tak. Açılmış. Aynı standartlı değiller. Bu 750 ama ben bu emzik tek elle nasıl içiliyor bunu merak ettim. Şimdi ben mesela anlamadık. Yani anlatarak çok anlamadık. Kullandığım için o kapak bütün şişelere uyuyor. Standart. Şimdi bu kapak açarsa o zaten bütün şişelere uyuyormuş arkadaşlar. Ben standart kullandığım için denemedim. Ben biriktiriyorum mesela. Çünkü evet. Çantaya sızdırır diye çok güzel bir bilgi geldi Sedef'ten. Teşekkür ediyorum ayrıca. Evet bu kapak uyuyormuş. Su miktarı çok önemli arkadaşlar. Hep 72 saat kuralı vardır. Yani olağanüstü bir deprem anından sonra en yakın arama kurtarmacıları ve tüm global sistemin araştırmalara göre olaya intikal etmeleri ve çalışmalara başlamaları 72 saattir. Onun için çantamızda 72 saat yetebilecek suya ihtiyacımız var. Bu arada çantalar kişiseldir arkadaşlar. Yani ailede... O çok önemli. Evet. Yani bir aileye göre değil yani ailede 3 kişiyiz mesela ya da evet. Herkesin bir çantası var. Aynen öyle. 3 ayrı çanta. Bunun nedeni şöyle diyebilirsiniz. Hani bende daha büyük bir valiz var. Ben bununla da yapabilirim. Evet yapabilirsiniz. Yapılmayacak bir şey değil ama mantıken düşündüğün zaman öyle bir anda büyük olan bir çantayı kaos ortamında nasıl dışarı çıkaracaksın? Evet. Kaldı ki bir de ağırlanacak. Koca valizi sürükleyemeyiz. Evet ağırlaşacak. Evet. Onun için emzikli sudan başlamak üzere biz çantamızı... Adam içmedi suyu, göstermedi bize nasıl içildiğini. İkinci en önemli şey sıralamada. Var mı öyle bir şey? Önce onu sorayım. Sıralama da var ama çantanın yerleştirilmesi olarak ben burada farklı bir yöntem kullanıyorum. Tabii ki ikinci öncelik sence nedir? Ya da Erce'ye soralım bu soruyu da. İkinci önceliğimiz ne geliyor? Hanımlar tabii ki yani. Onlar topladığı için değil mi genelde? Kıyamam ya. Bu kız var ya benim çok arkamı topluyor ya. Dağda mağda falan. Her şeyini unutur bunu. Kan şekerini yükseltecek. Gıda mı? Aynen. Gıda diye düşünüyorum ben. Şeker. Gıda. Gıda. Oraya bir gıda koydu, onu yiyeceğiz mi bari? Onu da mı yiyeceğiz? Acıktın mı galiba? Hayır, canımızı çektiriyor burada. Merhaba, oturuyor oraya, kim bilir neler koyacak, çok merak ediyorum şu an. Ben de valla. Değil mi? Neler sen gördün mü bunun çantasını? Yok görmedim. Sen gördün mü ne koydun? Gördün mü içinde ne var hepsini? Hadi ya. Arkadaşlar... Ben sen... bunu kesin tadına bakarım bunu ya. Bu ne bu? Tayın? Sedef'in de bahsettiği gibi tayın pekmez. Aa üstüne falan yazmış adam, özenmiş yani bu işe. Tayın pekmez yani şekerimizi, gıda evet. Girdik. Yani hep şunu düşüneceğiz. 72 saat boyunca biz ne tüketebiliriz? Evet. Ya tabii ki bunlar eğer şeker hastasıysanız bunlar hızlı bir şekilde kan şekerinizi yükseltecek ama adrenalin yüklü bir ortamda ya da 72 saat boyunca arama kurtarmacıların ya da Kızılay ekiplerinin, yardım ekiplerinin getireceği yiyecek kısmında en önemlilerinden biri tabii ki şeker, glikoz. Yani, glikoz. Evet. Aynen. Hızlı bir şekilde devam edelim. Adam. Yani marka her yerden gözüküyor arkadaşlar. Hadi bantlıyor. Bu ne? Decathlon mu? Decathlon'dan almış evet, Decathlon'dan. Bunlar hani biz Decathlon'dan? Vitamin barları. Vitamin barları. İndirimdeydi bunlar.
Ne, peki bunun bir özelliği var mı yani? Var. Çikolata olmaz mı normal bir şey? Çikolatanın yanında bunlarda ciddi oranda karbonhidrat da var. Yani biliyorsun malum hemen karbonhidratı yükseltmemiz gerekiyor. Yani özellikle bebek... Onu sütle karıştırınca çok güzel olmuyor mu? Bayılıyorum, bunu hala yerim ben. Göstermeseydiniz o biter bu. O ben evet bak bildi. Hiçbir şey açtı onu açarım ama. Miyadı uzun bunun, bunu da açamayız ama. Ben, onu kalmaz ki açtığında bitecek zaten. 6 ay sonra getireyim ben sana. Onu ben yerim şimdi, neyse. Bu iki aşamada yarıyor. Malum eğer bebek varsa muhakkak hem bebek hem bebeğin bezleri gerekli. Bebek ama bezi, bebeğin... Öyle bir durumda bebek bezleri tabii, tabii bebek bezleri tabii ki. Dedekliyoruz. Günlük ortalama ne kadar tüketim varsa... 10 adet gibi. Anneler daha iyi malum bilir. Arkadaşlar ağırlık yapabilir ama... ben çok sevdiğim için, Egemen de çok seviyor. Bu konserveler yani değil mi? Bunlar konserveler. Kaç adet peki mesela kişi başına olması lazım? Yani yine 72 saat için hani kendi tüketimini hesaplayarak hani bu büyüklükte bir çantada sen neye öncelik vereceksin? Eğer suyasa tabii ki su da olacak. Yani tamamen seninle alakalı. Aynen öyle. Yani sen günde 2 kez besleniyorsun ben biliyorum. Sedef de aynı şekilde. Kim 2 kez? 2 kez değil. Hacı 40 yıldır beni tanıyorsun. Sedef kaç kere besleniyorsun günde? 8 ben? Evet, iki kere nereden çıktı? İki kere değil pardon. Sana denk gelmiş o zaman. Böyle emeklerini mesela sana kaktırmışımdır. Heyecandan olabilir. Küçük çikolatalar. Bunlar sen bayağı bir taktik çikolata dikkat edelim hocam. Hani orada biz çikolatalar ağırlıklı beslenme diş ses sen ne diyorsun buna? Ateşi taşıyan. Biraz evet ağırlık çikolataya kaymış. Sanki değil mi? Ben vitamin vitamin deyip duruyor adam sabahtan beri abi. Bir tane daha çıktı. Ne yapmayı düşünüyor yani onu çözemedim. Bir tane iki tane konser var orada fasulye. Babam çikolatayı evet. Kaktırayım hani. Ceviz falan da çıkar bak şimdi kesin. Olmazsa olmazlar. Ben dedim gibi. Sana bak. Çerez, özellikle fındık, fıstık. Adam bayağı vitaminleri, bunları da koyuyorum bizim orada. Tabii ki tabii. Zaten bunu nasıl yerleştirdik, nasıl sığdı ona da bakacağız şimdi. Yine bildiğiniz tek bir marka var zaten. Etimek ya. Çocukluğumuzdan beri biliriz değil mi bunu? Bizim çocukluğumuzun yine vazgeçilmezlerinden. Şeker, 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 vitamin, protein, vitamin. Ama bunun bir açıklaması da şu, sonuçta moral veriyor. Yine bizim doğada çok sık kullandığımız sıcak olarak. Aa evet. Tabii diyeceksiniz ki sıcak suyu nereden bulabileceğiz? Evet, evet sıcak suyu nereden bulacağız? Güzel soru. Bu da karın doyurucu bir... Biz bunu doğada en çok tükettiğimiz dediği gibi, neden doğada en çok tükettiğimiz şey bu? Taşınmalı gitmesi kolay vesaire. Bunu zaten doğaya giden, kampla uğraşan herkes bilir. Yine meyve suları. Bunlar da şekerli mesela. Eğer konserveler kendinden açılan modelleri şu şekilde seçmezseniz muhakkak hatırlatmak istediğim bir şey konserve açacağım. İnanın öyle bir durumda. Ha bak o önemliydi. Biz dağda Egemen'le çok evet, düşünüp evet. Tercih edebilir. Aa evet. Evet şu olay çok önemli ya. Sen konserveyi aldığın da düşünsene. Bu güzel bir detay. Tabii geç hafiflik kaldım. Açısından sabit yani sabit dediğim katlanmayan çatal ve kaşık. Bir de şöyle bir şey buraya koyduğunuz hiçbir ürünü ay hafta sonu ben şuraya gideyim şurada kaşığım yoktu bunu çıkartayım diye sakın yapmayın arkadaşlar. Buraya koyduğunuz şeyi ekipmanı bir yıl boyunca unutuyorsunuz. Su, yiyecek sıralamasında gittik. Sence bundan sonraki sıralama ne? Vallahi ilk yardım artık gelsin değil mi yani öyle bir şeyde ilk yardım bence. Hani yedik içtik, hani bir tarafımız kanıyor vesaire zaten öncelikli olması gereken şeylerden de diye düşünüyorum. Turnike mesela hani ben... Ben de ilk yardım olduğunu düşünüyorum. Bence vücut ısısı koruma. Evet, Erci birazcık daha yaklaştı. Şöyle, aslında yanlış bir bilgi değil. Fakat çantamızın en üst kısmına ulaşabileceğimiz hani... Dağcı çantalarından hatırla, taktikalarda da malum en dipte olur. Deprem çantalarında en üst kısmında. Olacak. Onun için ilk yardım kitinizi en üste koyuyorum. Ha sen sıralamayla gittiğin için özür dilerim. Evet. Tamam doğru evet. Söylüyorsun. Arkadaşlar malum az önce Ercan'ın da bahsettiği gibi yağmurlu bir iş çamaşır mı? Evet iş çamaşır. Nasıl iş çamaşır oldu? burayı kesmeyi burada ben yine bir yıl boyunca ellemeyeceğiniz çorap, iş çamaşır ve atlet üçlemesi. Bunu siz tabii ki çoğaltabilirsiniz. Pantolon koyabilirsiniz. Pantolon bir polar mont koyabilirsiniz. Yağmurluk. Çantanızda. Aa yağmurluk. Evet yağmurluk olmazsa olmazlarımızdan. Yedek bir. Kıyafet, atlet, çorap, iş çamaşır. İş aynen. Çamaşırları göstereceğim ama onu. Bunları açtırmadım ama bunu açarım. Bu da bozulmuyor değil mi açınca? Çamaşır bozulmaz. Bozulmaz. O zaman açabiliriz ya. Açmıyor. Açmıyor tamam. Ve tabii ki sağlam çöp poşeti arkadaşlar. Diyeceksiniz ki çöp poşetiyle biz evet, çöp poşeti önemli. Ne yapacağız?
Tabii ki çevredeki çöpleri toplamayacağız. Bununla vakit harcamayacağız. Doğa sporlarıyla uğraşan arkadaşlar malum bilirler. Sağlam çöp poşetleri çok çok işimize yarar. Örneğin yağmurluğunuz yok. Yağmurluğunuz yırtıldı, delindi, bir şey oldu. Malum çöp poşetinden, tabii ki yine sağlam çöp poşetinden bir yağmurluk yapabilirsiniz. Malzemeleriniz eğer ıslanırsa hepsini sağlam çöp poşetinin içine koyabilirsiniz. Barınak yapabilirsiniz. Yine bir yaşam üçgeni gibi bir şey. Mesela doğada bu tip şeylerle su elde edebiliyoruz. Nasıl su elde ediyorsun? İşte o, ona ayrı bir konu zaten o. Yaprakları ya da toprağın neminden falan filan bu poşet çok işe yarıyor. Biz de bunu koyuyoruz çantamda.